İşgal altındaki Doğu Türkistan'da okul ve hastanelerden evlere hatta camilere kadar Çin Komünist Partisi bayrağının asılmasını isteyen Çin yetkilileri bu kez Hotan vilayetinde Uygur çiftçilerden tarlalarda çalışırken ÇKP bayrağını yanlarında getirmesini emretti. Bir ay önce Dubai'de gizlice tutuklanan Uygur Hüseyin Emin Tohti'nin aslında Çin'in Zengu kentindeki bir üniversitenin tıp öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Onun Çin polislerinin sürekli tehditleri ve birkaç arkadaşının kaybolması nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakıp Türkiye'ye gelmek zorunda kaldığı bildirildi. Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de son birkaç yılda şehri güzelleştirmek adı altında yürütülen eski yerleşimleri yıkma projesinin ağırlıklı olarak Uygurları hedefe aldığı biliniyor. Eski Urumçi sakinleri bunun Çin hükümetinin Uygurları boşaltma planının bir parçası olduğunu söylüyor. ABD'de başkaları adına sınava giren Çinli öğrenci tutuklandı. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Çinli kolej öğrencisi Xinjiang Wang'ın birçok kez başkaları adına sınava girdiği için dolandırıcılıkla suçlanarak gözaltına alındığı bildirildi. ABD'de Çinli öğrencilerin sınavlarda kopya çekme fenomeni ciddi bir sorun oluşturuyor. Kazakistan'da güneşe 157 milyon avro yatırılacak. Kazakistan'ın Güney Kazakistan eyaletinde 157 milyon avro değerinde iki güneş enerjisi santralinin inşa edileceği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitesi'nin oturumu sırasında güncelleştirilmiş Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol'de insan hakları durumu ile ilgili karar tasarısı kabul edildi. Güncelleştirilmiş karar tasarısı Ukrayna'ya ona ait yarımadanın işgalden kurtarma konusunda verilen desteği güçlendirmeye amaçlıyor.